Geçen hafta haşladığım aday bu hafta karşıma gayet böyle pişmiş, soslanmış, üstüne sirkesi sarımsağı dökülmüş bir şekilde salata olarak geldi. Meze olarak. Yani bütün kafayı değiştirmişsin. Gerçekten o materyalist tavrım ben pilot olacağım, şu kadar para kazanacağım, şöyle olursa böyle olur, şöyle uçacağım, böyle paralar kazanacağım, böyle pilot olur, şöyle olur. O mod, o moddan çıkmışsın birincisi. İkincisi bilmediğin terminolojiye dair düşündüğünde o gün ücret suratına suratına vurduğum her şeyde gayet güzel hazırlanmışsın. Çalışmışsın. Bir öğrenme motivasyonuyla dolmuşsun, taşmışsın. Demek ki ben seni iyi ki geçen hafta haşlamışım abi. Hıh. Haşlamışım bu hafta sofralık olmuşsun, yemelik olmuşsun. Yani bu şekilde devam edecek olursan zaten bu sofrayı düzersen biz bu işten kazançlı çıkarız. Ama bir konuda uyaracağım seni. Tamam ben de çok güler yüzlü geçmiyorum ama literatürde. Senin kaşlar da çok çatık be birader. Yani birazcık bir gülümse. Zaten Yiğit Türk zaten böyle Yiğit Türk savaşçılarına benziyorsun. Yağız delikanlı duruşun var. Tenin de esmer, tipin de esmer, kaşlar da şey gür. Tamam mı? Yani dizi oyuncusu seçmelerinde seni bu haline gayet iyi şey yaparlar, beğenirler. Oradaki mülakatı şu halinde geçersin o çatık kaşlarında ama yani birazcık da bir şey olması lazım. Yani empati mempati diyorsun. Empati anlatırken şey gibi anlatıyorsun. B Kuzunun nasıl işte gövdesinin ayrılacağını Bilmem neyi falan böyle Kasaplık eğitimi alıyormuş gibiyim Yani bir, bir bir vücudunu Şu şeyini bir değiştir Bu postürünü ha şöyle gülümse Bunlar önemli şeyler Beden dili beden dili beden dili Dediğimiz şey ne sanıyorsun Bir yandan da mikro mesajlar Yüzündeki ifadeler o bakışlar içindeki o tebessüm o gülüş O sempatiklik Sen beni takip ediyorsan, bakıyorsan arada bir şey yapman lazım. Adam gerçekten kızdığımı nereden anlarsın? Gözlerimden anlar. Böyle bakmaya başladıysam zaten durum iyi iyiye gitmiyordur yani. Ama kocaman kocaman gülümsüyorsam ama anda Murat'ın keyfi yerinde demek ki iyi bir şey yapıyoruz noktasına varmışsındır. O da bizi neyi gösteriyor? Bize neyi gösteriyor? Sen kendi motiveysen karşı tarafı da motive etmen gerekiyor. Bir yandan da mülakatçıları da acıyın derken bundan bahsediyorum. Adam bütün gün mülakat yapıyor. Bir sürü zaten gelen giden adamla uğraşıyor. Hele kadet grubunda her türlü adam var. Senin geçen haftaki ham halinle mülakata gelen adam var. Düşünsene. İşin trajikliğini, trajik komik falan değil. Oturacak karşısında sen seni ben geçen hafta benle tanışmasan şöyle oturacaktın karşıya. Böyle oturuyordum bir de. Ha, aynen böyle. Ben pilot olacağım. Tabii kariyerimi bırakacağım. Bunca kariyerim var. Pilotluk için bundan vazgeçeceğim. Bunun karşılığında da ben iyi para kazanacağım. O yüzden pilot olmaya geldim. Falan diyecektin değil mi? Abi yalanım varsa söyle. Ben bu işi bırakırım yalanım varsa. Değil mi? Evet. Doğru. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yiğidin hakkı. Sezar'ın hakkı. Sezar. Şu an ise gerçekten bir pilot aday adayı formatına gelmişsin. Ama pilot aday adayı formatında bile olmayan insanlar o mülakatçıların karşısına oturuyorlar. O mülakatçının karşısına oturduğu zaman adam mülakatçıların bazıları böyle Bir de grup mülakatına gireceksin. Geçen haftaki halin o grup mülakatına girdiğin o grup mülakatına zaten çuvallardın sen. Herkes bir şeyler biliyor, bir şeylerden bahsediyor, bir şeylere hakim. Hı? Bir takım terminolojilerden bahsediyorlar. Ortada bir şey dönüyor. Bu bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler bunlar nece konuşuyor ya noktasında gidersen eyvah dersin. Biz yandık yani. Ben ne işim var burada? Şimdi en azından ne işin olduğunu biliyorsun bu hafta. Bundan sonra da artık zemini attığımıza göre dibindeki gereksiz suyu çektiğimize göre daha doğrusu daha zemini atmadık. şeyi Temeli kazdığımıza göre temeldeki suyu çekeceğiz. Üstüne de inşallah örgüyü yapıp sonra çimentoyu dökeceğiz. Bakalım beton. C25 küllü beton dökelim ki suya karşı rezistans olsun değil mi?